da 0.5 seviyesinde. Evet, piyasalarda şu dakika itibariyle günün ilk yarısındaki rakamları aktardık. Et fiyatlarını konuşacağız dedik. Et fiyatları durdurak bilmiyor. 1 Ocak'ta 19.95 lira olan dana kıymanın kilosu 1 Ağustos itibariyle 26 lira 95 kuruşa yükseldi. İthalatın etkisiyle Mayıs sonunda 12,5 lirayla en dip seviyeye gerileyen karkas etin kesim fiyatı da Haziran ortasında yeniden yükselişe başladı. Alınan tüm tedbirlere rağmen et fiyatlarındaki yükseliş önlenemiyor. Türkiye'de besiciliğin en önemli merkezlerinden Konya'da ticaret odası tarafından kayıt altına alınan et fiyatları da son 8 ay içindeki artışı gözler önüne seriyor. Konya Ticaret Odası'nın verilerine göre 1 Ocak'ta 19.95 lira olan dana kıymanın kilosu Şubat'ta 21 liraya, Mart'ta 24.75 liraya, Nisan'da 25.15 liraya, Mayıs'ta 26.45 liraya, Haziran'da 26.55 liraya, Temmuz'da 26.75 liraya, Ağustos'ta ise 27 liraya yükseldi. 1 Ağustos 2009'da 17.49 lira olan dana kıymanın fiyatı bu yıl 1 Ağustos'ta 26.95 liraya çıkarak bir yıl içinde %54.09 yükselmiş oldu. Şubat ayının başında 9 liradan 15 liraya yükselen karkas etin fiyatı ise Mayıs sonunda 12,5 liraya kadar gerilemişti. Ancak karkas etin kilosu Ramazan'ın başlamasıyla ithalata gerekçe olan 14-15 lira seviyelerini bile geride bırakarak 15.8 liraya ulaştı. Evet, et fiyatlarındaki artışı ve son durumu Günaydın Et Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Asan'la konuşacağız. Sayın Asan, hoş geldiniz. Merhaba. Haberimizde de izledik. Et fiyatlarında müdahalelere rağmen, aslında alınan önlemlere rağmen fiyatlar hala yüksek seviyede. Siz nasıl buldunuz bu fiyatları? Fena değil ama tabii sağlıklı değil. Peki şimdi Ramazan'da Ramazan'da et fiyatları yükselişine devam ediyor mu, evet, diye soracağım size. Şu andaki fiyatları biz gösterdik, izleyicilerimize paylaştık ama siz ne diyorsunuz? Tabii ithalatın gelmesiyle beraber düşüşe geçen et şu anda yeniden başlamış olduğu noktaya geldi. Yani zaten 17-18 lira seviyesindeydi. Şu anda 17 lira durumunda gene. Onun için başlamış olduğumuz noktaya geldik. Şimdi bu arada belki hatırlatmakta fayda olacak. Özel sektöre de et ithali yapma, evet, fırsatı tanınıyor değil Geçtiğimiz mi? Geçtiğimiz 15 gün içinde doğrudur. Bu özel izin çıktı. Artık özel sektör de hayvan getirebilecek. Et değil. Hayvan olarak getirecek. Kesime, hazır hayvanı getirip hemen kesebilecekler. Şimdi bunun etkilerini konuşmak istiyorum, evet, sizinle. Etkilerine baktığımızda hem fiyata etkisini hem de sektöre etkisini, evet, konuşalım. İsterseniz fiyatla başlayalım. Fiyatla başladık çünkü. Fiyata etkisi olacak mı? Fiyatlar gerçekten düşecek mi? Bu amaçlanıyor çünkü. Doğru şekilde yönlendirilirse, amaca uygun hayvanlar gelirse gayet tabii olacaktır. Ama ne olursa olsun bu geçici olarak işimizi görecektir. Mutlaka fiyatlara yansıyacak ama geçici olarak fiyatlara yansıyacaktır. Bizim asıl işimizi bu görmez. Biliyorsunuz zaten, evet, bunun için çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla da canlı gebe hayvan getirmek zorundayız. Canlı gebe düve getirip dağıtım yapıp üretim yapmak zorundayız. Evet. Aksi takdirde yapmış olduğumuz bu da geçici olarak işimizi görecektir. Özel sektörün getireceği et de bizim ne işimizi görecek? Geçici olarak işimizi görecektir. Ama kalıcı çözüm değil. Şimdi bu konuda zaten eleştiriler var. Özellikle müdahaleye ya da alınan önlemlere, evet, rağmen et fiyatlarındaki yükseliş durdurulamıyor. Bu bir eleştiri noktası. Bir de son az önce bahsettiğimiz konuyla ilgili olarak atılmış olan adım, yani özel sektöründe et ithaline izin verilmesine ilişkin olarak da acaba tekelleşme yol açar mı? İki önemli soru var. Tabii. Şimdi şu anda çok güzel bir teşvik var. Evet. Bu teşvikte 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli, 7 yılda ödemek gibi bir teşvik var. Yani bunu herkes istifade etmek istiyor. Dolayısıyla herkes şu anda atmaca gibi bunun peşinde. Bunu alacak, yapacak, üretecek, satacak ama bilen bilmeyen herkes yapacağı için problem var. Aynı zamanda bu çok dikkat edilmediği zaman, denetlemesini doğru yapmadığımız zaman çok önemli bir şekilde, çok önemli bir şekilde tekelciliğe yol açacaktır yani, kesinlikle. Şimdi tekelciliğe yol açacak. Peki diğer yandan şu zamana kadar baktığımızda siz katılıyor musunuz fiyat konusunda etkin olmadığına atılan adımların? Gayet tabii şu ana kadar net olarak başlamış olduğu noktada zaten. Evet, başlamış olduğu noktada. Bunun çözülebilmesinin tek şeyi var. O da mutlak surette üretim yapmalıyız. Biliyorsunuz. İşte bunu nasıl yapacağız? Yani aslında biz bu noktaya nasıl geldik biliyorsunuz. Evet. Bir süt tozu ithalatıyla başlayan sütün para etmemesinden dolayı da
Herkes ineklerini kesince biz bu noktaya geldik. Ne yaptık? Doğuran ineğimizi kestiğimiz için bu hale geldik. Şimdi o doğuran ineğe ihtiyacımız var bizim yani yeniden. Onun için canlı düveleri getireceğiz. Köylümüze, halkımıza ya da üreticiye dağıtacağız. Bunun arkasından da doğuracağız. Ve diyeceğiz ki bu hayvanları 250-300 kilo ya ulaşmadan kesinlikle kesmeyeceksiniz diyeceğiz. Ve bunun söylerken de bunlara mutlaka kilo başına teşvik vermeliyiz. Bunun yanında sütçüye, süt üreticisine de teşvik vermeliyiz ki bunların hepsi birbirini devam edebilsin, birbirini koordine edebilsin ve dolayısıyla köylüye girdi olarak gelebilsin ki biz bu işi başarabilelim. Eğer biz bu sistemi uygularsak 2 yıl içinde kesinlikle iddia ediyorum et problemimizin sona erecektir. Peki şu anda ne durumdayız besi hayvancılığı konusunda? Zaten hani et fiyatlarındaki artıştan çok iyi olmadığımız belli evet. oluyor ama Tarım Bakanı, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker diyor ki biz yeterli şu anda bizim için besi hayvanımız 1-2 yıl için belki bu söyleniyor. Siz ne diyorsunuz? Ya şu anda kestiğimiz hayvanı yerine koyacak hayvanımız yok. Evet. Yani bir dana kesiyorsunuz ama bir dana daha yok. Çünkü üreyen yok. Yani doğuran bir şey yok meydanda. Hı hı. Bu et nereden çıkıyor? İnekten çıkıyor. Tarladan çıkmadığına göre, annesi de olmadığına göre nasıl olacak? Doğan bir yavrunun yerine, bizi kestiğimiz her dananın yerine bir tane daha koyamıyoruz. Bizim durumumuz budur. En az 5 milyon adet üretim için hayvanın, canlı hayvanın, gebe düvenin gelmesi, ülkemize dağıtılması gerekir ki 2-3 yıl içinde bu çözümlenebilsin. Şimdi etkin sonuç almak için Sayın Bakan der ki gerekirse biz daha fazla ithalat yapabiliriz. Evet. Şimdi bu zaten soruna çözüm olur mu? Olup olmadığı zaten tartışılıyor ama yani bunun devamında sorunu çözmek için bir adım mıdır sizce? Hayır, zaten 20 bin ton canlı hayvan geldi. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. Başladığımız noktadayız. 50 bin ton ihale daha yapıldı. Onlar da periyodik olarak Ramazan boyu gelecek. Geliyor da şu anda. Yine değişen bir şey yok. Yani yok bu. Bizim üretmemiz lazım. Bizim üretmemiz lazım. Yok bu, yok yok başka bir şey. Yok ne demek? Yok demek yani. Ne kadarlık bir üretim yapmamız lazım? Yani ne kadar mesela yani gebe hayvan almak? Söylediğim gibi en az 5 milyon gebe düvenin, damızlık hayvanının ülkemiz bazında dağıtılması gerekir. Ve bunun yanında biraz önce söylediğim gibi 250-300 kilograma ulaşmadan kesilmemesi gerekir. Bu noktaya gelmesini beklerken de köylüye kilo bazında şey vermemiz lazım. Hı hı. Prim vermemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde söylüyorum. Süt için de aynı şey geçerli. Süt üreticisine de kilo bazında teşvik vermemiz lazım. Bunlar olmadan olmaz. Bunlar olunca şu andaki teşvikler yeterli değil. Hayır, değil yani. Değil. Bu anlamda vermemiz lazım. Üreticiye bu anlamda da hayvanın gelmesi de yetmez. Aynı zamanda sütçüye kilo başına teşvik vermemiz lazım. Et üreticisine de yine kilo başına teşvik vermemiz gerekir ki bu yerli yerine oturabilsin. Hemen çok kolay hemen olacak bir şey değil çünkü bu yani. Hı hı. Herkes taşının altına elini koyacak çünkü. Çok önemli bir şey söylediniz aslında başta. Yani başka alanlardaki çalışan insanlar da bu alanda evet. cazip bir belki fırsat olduğu için evet. hayvancılık işine, besicilik işine yönelmeye başladı. Her zaman olduğu gibi bu sektörde zaten daha önce yapılan şeylerde de aynı şeyleri biz gözledik. Herkes bu teşvik et için, hayvancılık için alınan teşvikleri otellerde, oralarda, burada değerlendirdiler. Evet. Ben korkuyorum yine öyle olmasın. Yine öyle olma korkusu var bende. Onun için yani denetim olan insanlara çok iyi denetim yapılması gerekir. Şimdi önemli bir istatistik var. 1 milyon 200 bin ton et tüketiyoruz. Bunun 416 bin kayıtlı et tüketimi olduğu söyleniyor. Hemen akla tabii geliyor kaçak et evet. konusu. Şu anda bile 30-40 ton her gün 30-40 ton et kaçak olarak deniz ya da karayoluyla Türkiye'ye giriyordur. Kesin. Bunun da bir etkisi var. Çünkü bakın şu çok önemli. Etrafımızda bizim komşularımız var. Ve bu komşularımız eti kaça satıyorlar? Tabii. Bakar mısınız? Bizdeki et fiyatının yarısından bile düşük fiyata satıyorlar. Hı hı. Öyle olduğu zaman siz ne yapmış olursunuz? Etrafınıza, çevrenize ve komşularınıza bu kaçakçılık şansını vermiş olursunuz. Doğru. Onun için bunlar olabiliyor. Ve bütün bu dışarıdan giren etlerin tamamı da bizim çevre ülkelerimizden giriyor. Hı hı. Dolayısıyla kontrolünün yapılması evet. lazım diyor. Çok iyi kontrol edilmesi lazım. Bir de fiyatların ayarlaması gerekiyor. Fiyatı ayarlamadığı takdirde komşularla aramızdaki fiyat farkı bu kadar fazla olunca da mecburen oradan kaçak olarak her gün 30-40 ton geliyordur. Şimdi siz zaten bu işin içindesiniz. Evet. Uzman birisiniz. Daha önce böyle bir fiyat artışıyla hiç karşılaştınız mı? Ben 40 yıldır bu iş yapan insan olarak evet. ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Yani 3-5-10 yılda ete 1 lira zam gelmezdi.
İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Sebeplerini biraz önce söyledim. Ama birdenbire olmadı bu. Bu da bir sürecin sonucu değil mi? Yoksa hemen anında bıçak kesiği gibi mi karşılaştık? Hayır, hayır, çok öyle denemez ama yani mesela süt tozu olayı en büyük etkendi. Evet. En büyük etkendi, evet. Hı-hı. O etken olmamış olaydı. O güne kadar hiç problemimiz yoktu bizim. Peki Türkiye'nin mesela Sayın Bakan yine diyor ki işte hayvancılıkta özellikle geriye gitmiyoruz, ileriye gidiyoruz diyor. Diyor. Böyle bir açıklaması da olmuş. Baktım ben çalışmalarımda. Evet. Dolayısıyla şimdi gelinen tabloda çok iyi bir tablo yok yani karşımızda. Tabii. Gelmiş olduğumuz nokta itibariyle her şey şeffaf, net olarak rakamlar, her şey meydan. Onun için nereye gittiğimiz herkes görüyor aslında ama bakanımızın öyle diyorsa bildiği vardır herhalde. Peki şimdi gıda krizine yol açar mı diye konuşuluyordu. Özellikle Ukrayna ve Rusya'daki kuraklık. Çünkü arpa ve özellikle buğday tabii. Buğdayda bir fiyat artışı meydana geldi. Evet. Şimdi biraz daha dengelendi tabii. Bunu da belirtmekte fayda var ama hemen devamında gıda krizinin dışında bir de hayvancılık sektörüne de etki edecek diye bir sorgu lafı atıyor. Yani dengeler zaten çok gördüğünüz gibi fevkalade uçuk uçuk duruyor. En önemli şey girdi yem olduğunun içinde. Evet. Bu yem sanayi, yem sektörü bu hale gelir, fiyatlar buralarda olursa o da acayip bir darbe olur. Yani %15 gibi olur. Bir fiyat olur. Artışından bahsediliyor. Evet, eğer olabilir. Olabilir. Yani şu anda bu bekleniyor. Şimdi hem Türkiye'deki fiyat artışlarını bir yere koyalım, bir de yurt dışında da bu gelişmeler olursa, buradan kaynaklı da bir artış olursa. Evet. Onun için çok çabuk biz bu gebe düvelerimizi getirip kendi hayvanımızı çabucak kendimiz üretmeye başlamalıyız. Bu konuda hiç çalışma var mı peki? Yani dillendirelim. Evet. Bir tarih var mı peki bununla ilgili? Var tabii. Gayet tabii. Hem de aşırı derecede var. Ama en büyük sıkıntı herkesin yapmak isteyişi. Açık bir şey var. Alan var ve iş alanı var. Yani herkes deli gibi şu anda bunun için yapmaya çalışıyor. Herkes yapmak istiyor. Yani ciddi bir tam rekabet tersine. Alanı mı İnanılmaz oldu? İnanılmaz var, evet. Bu et ithaline izin verilmesiyle birlikte aslında bir rekabet doğdu. Rekabet yani doğdu. Hem yeni bir alan, yeni bir... Ama çok doğru kapasite raporları, onları, bunları, şunları çok incelenmek zorunda. İncelemediği takdirde hüsran olur. Hı hı. Ya bu paraları böyle sefil olur gider sonra. Hı hı. Yazık olur yani. Onun için kapasite raporları uygun olan insanlara verilmeli ve çok iyi kontroller yapılmalı bence. Bu da önemli bir nokta. Bakın burada göz ardı ettiğimiz bir şey daha var. Biz hep bu büyük başla uğraşırken, zaten acayip sıkıntılar var küçük başta. Bunun yanında bir de küçük baş sıkıntısı var aslında şu anda. Evet, küçük baş yani kuzu bugüne kadar dananın fiyatı, dana fiyatından, dana karkas fiyatından hep 2 lira aşağıda olurdu. Hı hı. Kuzu fiyatı her zaman dana karkas fiyatından 2 lira aşağıda olurdu. Bugün 4 lira üstünde. Küçük baş. Biz dana ile büyük başla uğraşmaktan küçük başı kaçırdık. Yani şu anda küçük başta da problem başlıyor. Hı hı. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda hesaba katarsak sıkıntılı günler küçük başıyla bizi bekliyor. Yani fiyat artışı orada da olacak diyorsunuz. Olacak. Ne kadarlık bir artış bekliyorsunuz? Yani böyle bir şey olursa öngörünüz var mı? Yani bu şartlarda en az 2 lira 4 lira alsın. Hı hı. Kurbanla beraber 2 liraya 4 lira. Yani şu anda kuzu eti kilosu 23 lira olmuş. Hı hı. Durumda. Kaç lira olması lazımdı? 18 lira. Yani 18 lira. Evet. Dana eti de öyle. Dana eti de öyle. Dana eti de kemiksiz müşterinin tezgahtan kıymayı 18 liraya alması gerekiyor. Yani hemen hemen bir 10 lira bir fark yani, değil mi? Yani en alt fiyatı 18, en üst fiyatı 30 lira olması lazım. Bugün tam tersine en alt fiyatı 28-30 lira. Gerisi 45 lira civarında. O ciddi de bir açık ciddi var. Ciddi fark var. Aha. Peki şimdi yılbaşında da fiyatlar artabilir diye bir spekülasyon ya da söylenti var diyelim. Evet. Gerçekten böyle bir artış. Yani bu şartlarda eğer böyle devam ederse biz bu açımızı kapayamazsak olacaktır. Başka bir şey düşünce biçimi yok yani. Hı hı. Evet, olabilir. Peki bunun neyle alakası var şimdi 31 Aralık 2010 tarihine kadar? Yani şu ithal girecek olan hayvanın sıkı çabucak hemen gelmesi lazım. Özel sektör henüz bunu getirmedi çünkü. Özel sektörün programlarını tamamlamalı ve bu hayvanları bir kere buraya hemen getirmeli. Bu hayvanlar buraya girince de birazcık yerine oturur. Ama geçici oturur. Anladım. Yerli yerine oturur ama geçici oturur. Peki çok oradan teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Günaydın Et Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Asan'la birlikteydik. Sektör dosyasını burada noktalıyoruz. Yeniden birlikte olacağız gün içinde. Şimdilik hoşçakalın.